diğer gelişmelerle sevgili izleyiciler. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanının seçilmesi için gerekli olan %50 artı bir şartını eleştiren Erdoğan'ı pas geçmiş ve aynı eleştirileri yapan Cemil Çiçek'i e hedef almıştı. Çiçek Bahçeli'nin sözlerine sitem dolu bir yanıt verdi. "Fikirler değil, ben tartışılıyorum. Bu ortamda konuşulmaz." diyen Çiçek, konunun nasıl gündeme geldiği belli ifadelerini kullandı. Sayın Cemil Çiçek %50 artı 1'in Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 50 artı 1 tartışmasında faturayı Cemil Çiçek'e kesti. Rahatsızlığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pas geçti ama Çiçek'e sert çıkıştı. Buradan nereye ulaşmaya? Ne yapmaya? Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten Bahçeli'nin sözlerine sistem dolu bir yanıt geldi. Çiçek fikirler değil ben tartışılıyorum dedi. Artık bir şey demiyorum. İtirazlarım çok açık ama fikir değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Aslında tartışmayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmede kullandığı ifadeleri oldu. Erdoğan mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için gerekli olan %50 artı 1 şartından duyduğu pişmanlığı anlattı. Mahsurlu olduğunu anladık dedi. 50 artı 1 noktasında hata yaptıklarını kabulleniyorum. AKP'nin ittifak ortağı MHP ise 50 artı 1 sisteminin değiştirilmesi için gelebilecek tekliflere kapıyı kapattı. Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. %50 artı 1 oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, makul bulmamız abeste iştigaldir. Bahçeli'nin 50 artı birden şikayet eden Erdoğan'ı değil, aynı eleştirileri yapan Çiçek'e hedef alması da dikkat çekti. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? E şeyi dövmeyen semerini dövermiş hesabı gibi oldu bu biraz. Cemil Çiçek'i didikliyor. Kardeşim yüzde elli bir yanlış diyen Erdoğan. Çiçekse Bahçeli'ye verdiği yanıtta üstü kapalı şekilde topu Cumhurbaşkanı Erdoğan attı. Konunun nasıl gündeme geldiği belli dedi. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de altını çizerek söylüyorum. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir.